karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalem. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Bir kılıcın kazandığı zaferi başka bir kılıç yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler tarihe mal olur. Tarihe, yani ebediyete. Cemil Meriç, Kırk Ambar isimli eserinde medeniyete açılan kapıyı böyle özetliyor. Bu belgesel, medeniyet kapısından geçmekle kalmayıp, arınmış ruhlarının ödülü olarak o kapının anahtarına, kendi çağlarında bekçilik edebilme onurunu kazanmış, sıra dışı okurların anısına hazırlanmıştır. İlk sıra dışı okurumuz, hayatın zorlu yollarından geçtikten sonra medeniyet kapısıyla karşılaşmış ve kitapların aydınlattığı o kapıdan kolayca geçmeyi başarmış biri. Yaşar Azgan. Manavgat'ta yaşamını sürdüren Yaşar Bey'i gelin birlikte tanıyalım. 1943 doğumluyum. 1950'de ilkokula verdiler. Annem öğretmenin akrabasıydı. 56'da bitirdim. Babam ben fakir adamın okudamam dedi. Annem de benim 5 oğlum vardı. İkisi sıtmadan öldü. Biri de suda boğuldu dedi. Bu da benim en küçük oğlum. Ben bunu bir yere salmam dedi. 70 lira paraları vardı. Antalya'ya kaçtım gittim işte ve bizim serüven öyle hayat devam etti. Henüz oldukça küçük bir yaşta evinden ayrılan Yaşar Bey, gittiği Antalya'da bugün hala severek sürdürdüğü mesleğinin inceliklerini öğrenecek ve usta bir terzi olarak bu kez de soluğu İstanbul'da alacaktır. Biraz imkansızlıklardan dolayı da okudamadı ailemde de o zamanki şartlara göre. Ben de onu artık bir sanata çevirmeye çalıştım. Hatta çocuklarıma diyorum, babam çiftçiydi, ben sanata çevirdim. Arkasından da oğlum okudum, doktor ettim, doktorluğa çevirdim. Siz de bir adım daha gidin. Yani statik olmadım, ben mobil oldum. Yani kendi çapımda bir kendime göre bir devrim yaptım diye düşünüyorum. Ondan sonra da hasbelkader Allah yardım etti. Savuruna okul gemisiyle komutanım gemi makineleri mühendisiydi. Onun askeri oldum. Onun yardımıyla da Savurana gemisine kolacı ütülü olarak yazıldım. Üç kıtanın Akdeniz limanlarında bütün liman şehirleri gezdik. Askerlik görevi nedeniyle görevli olarak bindiği Savurana yatı, Yaşar Bey'e doğduğu kasabada ancak ufka kadar görebildiği Akdeniz'in neredeyse bütün limanlarını görme şansını sunmuş, sonrasında kitaplarla hemhal olmasını sağlayan ilhamı da bu gezilerde tanış olduğu insanlardan almış. Venedik'te bir Alman aile tanıdım, bizim Evliya Çelebi gibi gezgini. Onun bir meydanı var, San Marco Meydanı'nda. Dede, kız, torun. Torunu 17 yaşında, ben de 21 yaşında bir Türk denizcisi, bariyeliyim. Beni yanına aldılar, bir şey ikram ettiler. Döner dönmez İstanbul'da, Bevciydim Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda da o zaman bir özel okul vardı, Batı dilleri. Almanca, İngilizce, Fransızca, daktilo, steno kursları veriyordu. Aylık 15 liraydı, mektupla eğitim servisine yazıldım. Ondan sonra dediler ki, oradaki büyük ustalarım ileri görüştü tabii Beyoğlu'nda oldukları için. Madem bu yabancı ile başlayacaksın, kendi dilinde de biraz ilerlemen lazım ki iyi anlayasın diye. 2,5 lira, 3 lira bulduğum zaman karnımı doyurmaz. Ciddi kitaplar o zaman 2,5 lira. Bir dünya klasiklerine, Nobel ödüllü yazarları alırım. Hemingway gibi, ondan sonra Turgayev gibi, Tolstoy gibi, öyle. Bugüne kadar 1000 üstünde kütüphanemde kitabı oldu. Şimdi oğlum da biraz yardım ediyor. Daha da büyüdü benim kitabım. Okumak için zaman lazım. Yaşar Bey sürekli olarak ben elinde kitaplarla görürüm. Ve her karşılaştığımızda bana birçok sorular yöneltir. Bu sorular karşısında kendimi bazen zor duruma görüyorum. Çünkü Yaşar Bey karşısındayken bir tarih profesörünün karşısındaki doktor öğrencisi gibi görüyordum. Ben de gelip o sormuş olduğu soruların karşılığını bulmak için Yaşar Bey'e sürekli kitaplar götürüyordum. Böylece dostluğumuz ve arkadaşlığımız başladı. Şimdi okuma tutkusu iyi bir şey. Ben okuduğumu başkasına da satmaya çalışan bir adamım. Sen bir şey öğretirsen şimdi diyor ki ya öğreten ol. Ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da seven ol. Sakın beşinci olma, helak olursun der. Kitapsız insan, kütüphanesiz ev, okuyup araştırma yapmayan bir milletin üyeleri yoğun bakımdaki, komadaki hasta gibidir. Fiziken yaşasa da 500'ü iflas etmiştir der. Yaşamak istiyorsan okuyacaksın.
Sıra dışı okurlarımız ile tanış olmak için çıktığımız yolculukta bu kez de Bilecik'teyiz. Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçesinde yaşamını sürdüren Nurdan Geçim, çalışan iki çocuklu bir anne olma sıfatının yanına, sıra dışı okur olma özelliğini de katan, okuma tutkusunu çocuk yaşlarda edinmiş bir okur. Adım Nurdan Geçim. İki çocuk annesiyim. Çalışıyorum. Ama 7 yaşından beri okumayı çok seviyorum. Kitapsız bir hayat düşünemiyorum. Eğer bir yerleşim yerinde bir kütüphane ya da bir kitap yoksa benim için orası nefes almıyor gibi geliyor. Ben Gülhane Asgari Tıp Akademisi'ni kazandım. Dedem göndermedi. Göndermeyince de benim okuma hevesim hiç bitmedi. Hatta ilerleyen zamanlarda kitap yazmayı düşünüyorum. İşte hayatıma yön veren erkekler diye. Ben güvenlik personeliyim özel bir şirkette. Orada da boş vaktim olduğunda okurum. Zaten boş durmayı çok seven bir insan değilim. Mutlaka her saati dolu dolu geçiririm. Mozaik bir okuyucu olan Nurdan Hanım, birbirinden bağımsız, farklı konularda okumalar yapan bir okur. Genel anlamda çok seçici olduğumu söyleyemem. Her türü okurum. Daha çok kriminolojiyi çok seviyorum. Adli patolojiyi seviyorum. Bu tarzda okuyorum. Bir ara kuantum fiziği okuyordum. Nurdan Hanım, kütüphanemizin ödünç verme bölümünü uzun yıllardır aktif olarak kullanan bir okuyucusudur. Kitap okuma tutkusunu uzun yıllardır hiç aksatmadan sürdürmüştür. Hatta gece nöbetlerinden çıkıp sabahın erken saatlerinde kütüphanemize geldiğinde bile tüm yorgunluğuna rağmen heyecanla kitaplarını seçer. Nurdan Hanım'ın okumamak için önümüzde hiçbir mazeret olmadığına iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bütün işin gücün arasında o kitabı mutlaka okurum ya da akşam bir saat geç yatarım ama o kitap okunur. Yani, günün stresini, yorgunluğunu alıyor. İnsana farklı pencereler açıyor. Burası, yani bu kütüphaneden çok faydalandım. Personel çok güler yüzü, müdür hanımımız da öyle. Yani burası benim için bir cennet. Ülkemizde değeri çok az bilinmiş yerler, kütüphaneler ama bence yani nefes almak gibi bir şey olması gerekiyor. Okuyun diyorum, bu kadar. Yani başka bir şey diyemiyorum. Onlar misketlerini sokakta, şekerlerini tabakta bırakmak zorunda kalanlar. Onlar küçük yataklarının ortasında, minik gövdelerinin sıcak çukurunu cılız omuzlarında taşıyanlar. Onlar mazluma kucak açan, koca yürekli bir milletin vefasına sığınan mülteci çocuklar. Muhammed Hamis o vefalı ele sımsıkı sarılan, elini tutan bu insanların dilini öğrenmekle yetinmeyip örselenmiş umutlarını yeşertecek can suyunu yine o vefalı milletin dilinde yazılmış kitaplarda arayan mülteci çocuklardan biri. Benim adım Muhammed Hamis. Suriye'de doğdum. 11 yaşındayım. Türkiye'ye 2011 yılında geldik. Türkiye'yi çok seviyorum. Yani çok güzel bir ülke. Buraya sığınmamızın nedeni Suriye'ye bomba düşmesinden. Suriye'de bir halamı kaybettim ben. Muhammed, okuma tutkusuyla hayata tutunan ve körelmiş umutlarını kütüphane çadısı altında yeniden filizlendiren sıra dışı bir okur. Ben okula geli gelmez, ben duydum burada kilise kütüphane varmış, gelip kaydoldum. O kayıttan sonra da zaten kitap okuyorum, kitap okumayı seviyorum. En çok da eğlenceli kitaplar seviyorum yani. Hareketli, hikaye dolu. Türkçeyi öğrenmek benim için hiç zor olmadı. Tabii bir iki kişinin sayesinde de öğrendim. Bu kütüphaneye geri gelmez. Sağ olsun Ayfer ablamız, sağ olsun Seda abla. Onların sayesinde ben bu kadar çabalayıp öğrendim. Buraya gelmemin nedeni çok kitap okuyup istediğim meslek olmak, mühendis ya da doktor olmak. Muhammed adeta kütüphanemizi bir evi olarak biliyor. Yani buradan ben de görüyorum zaman zaman buraya uğradığım zaman. Burayı kendi evi, kendi yuvası gibi görüyor. Arkadaşlara yardımcı oluyor. Diğer Suriye'den gelen ve diğer Türkçe bilmeyen kişilere tercümanlık yapma, kitap seçimlerinde olsun, diğer kültürel etkinliklerinde yani kaynaştırma yönünde bir ara elemandır yani. Bir nevi bizim tercümanımız, fahri bir elçimiz gibi çalışmaktadır Muhammed. Muhammed, cehaletin karanlığının ancak bilginin ışığıyla aydınlığa çıkacağına olan inancını
kocaman yüreğinde hisseden ve etrafındaki herkesi okumaya yönlendiren bir kitap dostu aynı zamanda. Kitap okumak benim için her şeyden önemli. Kitap okumayı ben çok seviyorum. Kitapların içinde bilgi alıyor, bilgi kazanıyor. Bu bilgiler bize üniversitede, lisede lazım oluyor çünkü. Bir de kitap okumak çok eğlenceli bir şey. Roman tarzı okurum. İçinde bilgi olan bütün kitapları okurum. Aileme yük olmamak için harçlığımı çıkartıyorum. Hafta sonları okuldan çıktıktan sonra pazara gidiyorum, çalışıyorum, harçlığımı çıkartıyorum. Sağ olsun da bir tane ustam var, beni sever, çok sever. O gel der, ne zaman boş olursan gel yanıma der, ben sana harçlığını veririm der. Bizim aileden bir iki tane çıktı zaten mühendis olarak. Şimdi ben de okuyup ya bilgisayar mühendisi ya inşaat mühendisi olmak istiyorum ya da doktor. Bunlardan üçünden birini olmak istiyorum. Bildiğimde inşallah Allah nasip etmezse ölmezsek bunlardan üçünden birini olmak istiyorum. Sıra dışı okurumuz Yaşar Vural'ı tanımak için Medeniyetler Başkenti Hatay'ın Şirin ilçesi Kırıkan'dayız. Yaşar Hanım henüz çok küçük yaşlardayken babasının bir kutu içerisinde kendisine hediye ettiği 40 adet kitap ile kitap kokusuna aşina olmuş ve yıllar içerisinde bu kokuyu su gibi, ekmek gibi mukaddes bir ihtiyaç olarak benimsemiş bir okur. İsmim Yaşar Vural, 1964, Ankara doğumluyum. 28 yaşına kadar Ankara'da kaldım. Beyimin rahatsızlığı dolayısıyla kendi memleketi olan Kırıkan'a geldik, buraya yerleştik ve burada ikamet ediyoruz. İlk okula başladıktan sonra, ilk okumayı, yazmayı öğrendikten sonra sürekli devam ettim okumaya. Hiç şu yaşıma kadar, 55 yaşındayım, hiç ara vermeden devamlı okudum. Benim ilk kitapla tanışmam Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarıydı. Ve hala hiç unutmam. Çocukluğumun hemen hemen çoğu zamanı o kitaplarla geçti. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle Kırıkan'a yerleşmek zorunda kalan Yaşar Hanım'ın Kırıkan Kütüphanesi ile tanışma hikayesi, onun kitabı olan düşkünlüğünü anlamak için önemli elbette. Kırıkan'a ağlaya ağlaya geldim ben, kütüphaneye hiç düşünmedim olduğunu. Buraya gelip kütüphaneyi gördükten sonra dedim tamam ben kalabilirim, burada yaşayabilirim. Çünkü benim nefes aldığım yer kütüphane, ben kütüphaneye gelmezsem nefes alamam. Yaşar Hanım Kırıkan'a taşındıktan 4 gün sonra kütüphaneyle bağlantı kuruyor. Daha önceden 3 ciltlik olan bir kitabın 1. cildini okumuş, 3. cildini okumuş. Arada 2. cildi bulamamış. Okuyucudaymış, denk gelmemiş, bulamamış. Ne arıyorsunuz diye sohbet ederken bahsetti o kitaptan. Raftan baktım, buldum, kendisine verdim. O kadar mutlu oldu, o kadar sevindi ki. O heyecanla engel olamadı, boynuma sarıldı. Kitap ayrımım yok. Çok seviyorum çünkü. Sanki bu şey gibi bir anneye hani evladların hangisini çok seviyorsun demek gibi bir şey. Ben hiç ayrım etmiyorum. Kütüphanelerle tanışmadan önce kitaba nasıl ulaştığını da gelin Yaşar Hanım'ın kendisinden dinleyelim. Çok sıkıştığım bir dönem de olmuştu. Çok kitap almıştım o zamanlar. Ufak tefek altınlarım vardı hatta onları bile bozdurup kitap almıştım. Sinop'ta yaşayan Gül Usta Başgenç, işitme engeline rağmen dünyaya kendi kelimeleriyle seslenmekten asla vazgeçmeyen, tüm engelleri kitapların gücüyle aşmayı başarmış sıra dışı bir okur. Adım ve soyadım Gül Usta Başgenç. 1973 yılında Sinop'ta doğdum. İlkokul 2. sınıfa kadar normal bir çocuktum. Taşı bir ateş hastalığını bende işitme kaybı oluşturmasına dek. O ilkokul öğretmeni beni kabul etti. 5. sınıfa kadar okuluma devam ettim. Okul bitince bu kız ne olacak şimdi de düşürmeye başladılar. İşitme engelli okuluna götür dediler. İstanbul Göztepe İşitme Engelliler Okulu'nda görüşme yaparken oranın müdürü dedi ki bu kız konuşuyor, ben bu kızı kabul edersem
konuşmaya, unutur işaretleriyle konuşmaya başlar. O yüzden normal okula gitsin dedi. Sonra okullar açılıyor, beni şimdi okul kabul ettim. Yalvarıyorum müdüre, ne olur bir deneme yapın. Onlar da peş ediyorlar. Ben o dönem teşekkür alınca çok memnunuz diyorlar. Okul hayatım öyle devam ediyor. Sonra lise son sınıfta üniversite sınavına girdim. 5. dereceyim olan Mimar Sinan Üniversitesi burada konfeksiyon bölümünü kazandım. Çok küçük yaşta işitme engeliyle karşılaşan Gül Hanım, akıcı konuşabilmesinde en büyük yardımcı olarak da kitapları görüyor. Küçükken ablam bana kitap okuma alışkanlığı kazandırmıştı. O zaman kitaplara ulaşmak kolay değildi. Kütüphaneye gelirdim, kütüphanede kitap okurdum. Kitap okuduğum zaman konuşmam daha güzel oluyordu. Kütüphanelerde en sevdiğim yerler. Kendim bulamadığım kitapları alıp okuyabiliyorum. Ama bulduğum kitapları kendim satın almak, sahiplenmek istiyorum. O yüzden daha çok kitap satın almayı tercih ettim. Çocuklarıyla beraber kütüphaneye gelirdi. O esnada kendini tanıma fırsatım oldu. Cumartesi günleri gelir, hem çocuklarına derslerinde yardımcı olur, hem de onları okumaya teşvik ederdi. Gül Hanım'ın seçilmesi kütüphanemiz adına bizi çok mutlu etti. Meme kanseriyle yüzleştiğinde de en büyük desteği kitaplarda bulan, oradan aldığı yaşam enerjisini her koşulda etrafına yaymayı bilen bir okur, Gül Usta Başgenç. Kanser tedavisi görürken yine kitap okuyordum. Hastalığım boyunca hep kitap okuyordum. Çok seviyorum kitap okumayı. Kanser tedavisi sırasında insanların morali bozuluyor. Önce benim de moralim bozulmuştu ama Kur'an'ın mealini okuyordum bir gün. Bakara suresinde Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Onu düşününce hep böyle heyecan geldi. Sadece kitap okuyordum şahitlerim meala. Böyle çok daha kolay atlattım hastalığı. İşitme engellilerin sorunlarıyla da yakından ilgilenen, bu konuda köşe yazıları yazan Gül Hanım'ın, kendisi gibi işitme engeli bulunan insanlara da bir mesajı var. Sevgili işitme konuşma engelli kardeşlerim, lütfen kitap okuyun, anlamaya çalışın. Teşekkürler. Thank you.